İyi akşamlar sayın seyirciler. Metroç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz akşam bültenimize başlıyoruz. Şimdi haberler. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi 3 milletvekilinin tahliyesine karar verdi. Tutsak milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız ve Kemal Aktaş cezaevi önünde coşkuyla karşılandı. Serbest bırakılan vekiller mücadeleye bıraktığımız yerden devam edeceğiz mesajı verdi. Tutsak BDP'li vekiller Faysal Sarıyıldız ve Selma Irmak ile Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın tahliye kararı ardından halk vekilleri karşılamak üzere cezaevleri önüne akmaya başladı. Halk Kemal Aktaş ile Faysal Sarıyıldız'ı Diyarbakır D tipi kapalı cezaevi önünde, Selma Irmak ise Diyarbakır E tipi kapalı cezaevi önünde bekledi. Selma Irmak diğer tüm tutsak arkadaşları özgür olmadan kendilerini de özgür hissedemeyeceklerini belirterek bunun mücadelesini vereceklerini söyledi. Cezaevleri bir ülkenin demokrasi göstergesidir ve Türkiye'deki cezaevleri ne yazık ki aynı başörtü başlarında yaşamın sürdürüldüğü alanlardır. Bu cezaevlerindeki problem çözülmediği sürece, hasta tutsaklar bırakılmadığı sürece, siyasetçiler, gazeteciler, avukatlar, insan hakları aktivistleri, kadın hareketi aktivistleri, gençlik hareketi aktivistleri, yani bu ülkenin demokrasisine katkı sunmak isteyen, bu ülkenin aslında hazinesi olan insanlar siyaset yapma olanağına kavuşmadığı sürece biz kendimizi asla özgür saymayacağız, başka bir çalışmaya el atmayacağız. Öncelikli çalışmamız bu olacak. Kemal Aktaş ile Faysal Sarıyıldız ise Diyarbakır D tipi kapalı cezaevi önünde halk tarafından karşılandı. Sarıyıldız halkı Kürtçe selamladı. Aktaş ise kısa bir konuşma yaptı. Ve Türkiye'nin demokratikleşmesi, halkların özlemini duyduğu günlere kavuşması için edindikleri tüm deneyimlerle sürece katkı sunacaklarını söyledi. Ne içeride 5 yıla yakındır burada hukuksuz ve gayrimeşru bir biçimde konjektürel olarak, dönemsel olarak gelişen operasyonlar da içeride tutuldu. Şu anda Türkiye'de yaşananlar bu hukuksuzluğun, bu adaletsizliğin, bu ayrımcı yaklaşımların en iyi göstergesi olarak kendisini gösterebilmektedir. Öte yandan tutsak vekillerin tahliye edilmesinin ardından sosyal medyada Hatip Dicle'nin tahliye edilmesi için kampanya başlatıldı. Kampanyada 12 Haziran 2012 genel seçimlerinde Ahmet'te 80 bini aşkın oy alan Dicle'nin neden tahliye edilmediği soruldu. Bir diğer girişim ise Zülküf Karatekin için yapıldı. BDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin'in serbest bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu. Kuzey Kürdistan'dan Rojava'ya geçiyoruz sayın seyirciler. Türk askerleri Kuzey ile Rojava sınırında bir Kürt gencini daha öldürdü. Siyament İbrahim adlı Kürt genci Amude kentinden Kuzey Kürdistan'a geçmek isterken Türk askerleri tarafından öldürüldü. Ekonomik nedenlerden ötürü sınırı geçmeye çalışırken öldürülen Siyament İbrahim'in cenazesi Mardin'de hastaneye kaldırıldı. Diğer haberimiz hasta tutsaklara ilişkin. Hasta tutsakların ölüme terk edildiği cezaevlerinden bir tabut daha çıktı. Bitlis E tipi kapalı cezaevinde tutulduğu tek kişilik hücrede 18 Aralık günü kalp krizi geçiren Seyitan Taşkıran kaldırıldığı Van Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Gece yarısı yaşamını yitiren Taşkıran'ın otopsisinin ardından cenazenin Amed'e götürüleceği öğrenildi. 18 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan Taşkıran'ın kalp krizi geçirdiği esnada aç olduğu tespit edilmişti. İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre cezaevlerinde 163 hasta tutsak ölüm sınırında. Son 10 yılda cezaevlerinde yüzlerce hasta tutsak hayatını kaybetti. Tutsaklar sürgün ve hücre cezası tehditleriyle karşı karşıya olduklarını belirterek kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı sayın seyirciler. Öte yandan Sincan Gençlik ve Çocuk Cezaevinde işkence mağduru 8 çocuğun sürgün edildiği öğrenildi. Sincan Gençlik ve Çocuk Cezaevinde bulunan 12 çocuğun gardiyanlar tarafından darp edilmesinden sonra 8 çocuk sürgün edildi. FT, HE, MHA, MK İzmir Şakran Kapalı Cezaevine, BK, BD, KŞ, AD ise İstanbul Maltepe Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Öte yandan Diyarbakır D tipi kapalı cezaevinden Kastamonu İnebolu M tipi kapalı cezaevine sürgün edilen 33 tutsak hakkında koğuşlara yerleştirilen kamera sistemine karşı çıktıkları için soruşturma ve kamu davası açıldı.
Cezaevleri yönetimi haklarını savunan tutsaklara soruşturmalar ve davalar açarak ve para cezasıyla sindirme politikası izlemeye devam ediyor. Mısır'a geçiyoruz sayın seyirciler. Mısır'da Müslüman Kardeşler Örgütü'nün İsmailiye ve Fayyum kentlerinde düzenlediği gösterilere polis saldırısıyla başlayan çatışmalarda iki kişi öldü. İsmailiye kentinde çıkan olaylarda biri polis, 8 kişi de yaralandı. 2 gün önce de İskenderiye'de düzenlenen gösteriler sırasında 2 kişi ölmüştü. Haziran ayındaki kitlesel protesto dalgasının ardından 3 Temmuz'da darbeyle devrilen Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin destekçileri o günden bu yana protesto eylemlerini sürdürüyor. Müslüman Kardeşler Örgütü bir süre önce Nil Vadisi'ndeki bir polis merkezine yönelik intihar saldırısından sorumlu tutulmuş ve terör örgütü ilan edilmişti. Müslüman Kardeşler ise bu eylemden sorumlu olmadıklarını açıklamıştı. Irak'a geçiyoruz. Irak-Şam İslam Devleti bağlantılı çeteci gruplarla çatışmalar devam ediyor. Irak'ın Anbar bölgesinde düzenlenen hava saldırısının görüntüleri yayınlandı. Pazartesi günü askerlerin Ramadi'deki bir protesto kampını tahliye etmesinin ardından başlayan çatışmalar yayılıyor. Irak Başbakanı Nuri el-Maliki kampın El-Kaide'nin karargahı haline geldiğini belirtmiş ve boşaltılmasını emretmişti. Maliki polisin güvenliği sağlaması için Anbar eyaletindeki ordu birliklerini geri çekmişti. Ancak askerlerin çekilmesinin ardından ortaya çıkan çete gruplarına karşı Irak operasyona başladı. Çatışmalarda çoğu IŞİD çetesine mensup 80 kişinin öldüğü bildirildi. Abdullah Azam Tugayları adlı örgütün lideri Mecid el-Mecid'in Lübnan'da gözaltına tutulduğu hastanede öldüğü açıklandı. Suudi Arabistan vatandaşı olan ve arananlar listesinde bulunan Mecid el-Mecid bir süre önce Lübnan'da gözaltına alınmıştı. Böbrek yetmezliği nedeniyle komaya girdiği iddia edilen Mecid'in askeri hastaneye getirildikten bir gün sonra öldüğü açıklandı. Örgüt geçen Kasım ayında Beyrut'taki İran Büyükelçiliğine bombalı saldırı düzenlemiş, aralarında kültür ateşçisinin de bulunduğu 23 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail balistik füzelere karşı geliştirdiği Arrow 3 adlı savunma sistemini hayata geçiriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ortak olarak geliştirilen yeni füze savunma sisteminin ikinci denemesinin de başarıyla geçtiği bildirildi. İsrail kısa menzilli füzelere karşı demir kubbe adlı verilen bir sistem kullanıyor. Bu sistemin uzun menzilli füzelerin yanı sıra kısa menzilli roketlere karşı da savunma amacı taşıyacağı söyleniyor. Arrow 3'ün ilk denemesi Şubat 2013 yılında yapılmıştı. Sıradaki haberimiz Almanya'dan. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Euskirchen kasabasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba patladı. Patlama Euskirchen kasabasında dün öğle saatlerinde bir kepçenin kazı yaptığı sırada meydana geldi. Bombanın patlaması sonucu iş makinesini kullanan operatör olay yerinde hyatını kaybetti. Alman haber ajansı DPA patlamada 2'si ağır 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yer altında birçok patlamamış bomba olduğu tahmin ediliyor. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 2012 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 700 bomba bulunarak imha edilmişti. Küresel ısınmanın sonuçları kendisini daha etkin bir şekilde göstermeye başladı sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nde kar fırtınası sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti. Perşembe gününden bu yana ülkenin özellikle kuzeydoğusunda etkili olan aşırı kar yağışı hayatı felç etti. Ülke genelinde yaklaşık 2500 uçuş iptal edildi. Kamu çalışanlarına da izin verildi. Fırtına nedeniyle New York'taki okullar tatil edildi. Eski Sandinist gerilla olarak da bilinen yeni New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, halka mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın çağrısı yaptı. Öte yandan kar fırtınası Kanada'yı da etkisi altına aldı. Kimi bölgelerde kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı, hava sıcaklığının ise eksi 25 dereceye kadar düştüğü açıklandı.
Hindistan'ın Kalküta kentinde bir grup erkeğin tecavüzüne uğrayan ve daha sonra yakılan 16 yaşındaki kız çocuğun ailesi adalet mücadelesine kararlı olduklarını belirtti. Toplu tecavüz olayı tecavüzcü erkeklerin yakınlarının kız çocuğunun yakıldığının bildirmesiyle ortaya çıktı. Aile polisi olayın üstünü örtmekle suçluyor. 16 yaşındaki kız çocuğunun 26 Ekim'de polise şikayetçi olduktan sonra tecavüze uğradığı belirtiliyor. Olaydan neredeyse 2 ay sonra 23 Aralık'ta vücudundaki yanıklarla hastaneye kaldırılan genç kız yılbaşı gecesi yaşamını yitirdi. Soruşturmayı yürüten emniyet yetkilisi genç kızın kendisini iki erkeğin yaktığını söylediğini açıkladı. Protestolara rağmen Hindistan'da tecavüz olayları yaygın şekilde sürüyor. ...2014 yerel seçimleri öncesi BDP ve HDP seçim çalışmalarını hızlandırdı. Agri'nin Panos ilçesinde BDP belediye eş başkan adayları Fecri Aslankan ve Nurhan Karadağ halk ile buluştu. Adaylar için Dört Yol Caddesi'nde düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. Mitingde konuşan BDP Agri Belediye Başkan Adayı Sırrı Sakık, 2014 yerel seçimlerinin Kürtler açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti. Van'ın Elbak ilçesinde de BDP'nin belediye başkan adayları için binlerce kişinin katılımıyla karşılama töreni düzenlendi. BDP Şemrek Belediye Başkan Adayı Necla Yıldırım ise gençler ile bir araya gelerek gençlerin sorunlarını dinledi. Türkiye kentlerinde emek ve demokrasi güçlerinin desteğiyle seçime girecek olan HDP de seçim çalışmalarına devam ediyor. HDP Kocaeli Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Nilay Etiler, kentin 1968'de seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın mezarını ziyaret etti. Ardından Topçular Parkı'nda kadınlarla bir araya geldi. Manisa'da ise HDP'li adayların tanıtımı vardı. HDP Manisa'da il ve ilçe belediye başkan adaylarını düzenlediği toplantıyla halka tanıttı. Belediyeyi kazanmak, belediyeyi yönetmek değil. Bizim esas amacımız... Roboski'de katledilen 34 Kürt gencinin anısına müze yapılıyor sayın seyirciler. İmece usulü yapılacak olan kampanyaya Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu SGDF öncülük ediyor. Kampanya çerçevesinde mimarlar tarafından hazırlanan projeler aileler ve farklı kesimlerden oluşacak jüri heyeti tarafından yarışmayla belirlenecek. Müze projesi için ayrıca bir girişim komisyonu oluşturuldu. Roboski Müzesi Derneği isimli bir dernek kuran komisyon üyeleri Roboski köyünde ailelerle görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Kampanya aktivistlerinden mimar Tanju Gündüzel, Mayıs ayına kadar hem proje yarışmasını bitirmeyi hem de gerekli yardımları toplamayı hedeflediklerini dile getirdi. Kampanyaya katkı sunmak isteyenler www.roboskimuzesi.org adresinden bilgi alabilir. ...9 Ocak'ta Paris'te katledilen 3 kadın devrimci bugün Kürdistan ve Türkiye'de gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerle anıldı. Demokratik Özgür Kadın Hareketi AMED bileşenleri 9 Ocak Paris katliamını Bismil ilçesinde yürüyüşle protesto etti. BDP ilçe binasından belediye binasına düzenlenen yürüyüşe BDP AMED Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gürtan Kışanak da katıldı. Kışanak katliamın asıl hedefinin Kürt kadınının özgürlük arayışı ve güçlü mücadelesi olduğunu belirtti. Sakine, Fidan ve Leyla arkadaşımızı bu üç yiğit Kürt kadınını bu ölümsüz üç şehidimizi saygıyla rahmetle anıyorum. Sakine arkasında binlerce Sakine bırakarak sonsuzluğa doğru yol aldı. İstanbul'da da Özgür Demokratik Alevi Derneği Gazi Mahallesi'nde yürüyüş, Rahan'ın Serekani ilçesinde BDP ilçe binası önünde basın açıklamasıyla katliamcı güçler kınandı. Öte yandan Raha'da yarın saat 12'de Topçu Meydanı'nda düzenlenecek yürüyüş öncesi bildiri dağıtıldı. Van'ın Bayızava ilçesinde ise basın açıklaması vardı. Heval Sara, Heval Rojbin, Heval Ronahi şehitlerimize söz veriyoruz. Asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Riyavan Riyameye.
Erdiş'te BDP Kadın Meclisi 6 Ocak günü Halay Düğün Salonu'ndaki anma etkinliğine katılım çağrısı yaptı. Batman'da ise 3 kadın devrimci Ahmet Kaya Halk Evi'nde anıldı. Anmada konuşan BDP Kent Milletvekili Ayla Akat Ata katliamcı güçlere dikkat çekti. Ardından da sinevizyon gösterimi yapıldı. Aynı amaçla İdir, Ahmet'in Yenişehir ilçesi, İzmir ve Mersin'de de anma etkinlikleri düzenlendi. Mardin'in Derek ilçesinde ise BDP Kadın Meclisi yarın düzenlenecek olan yürüyüş için bildiri dağıttı. Yürüyüşe dün tahliye olan vekil Gülser Yıldırım'ın da katılacağı belirtildi. Rojava'ya geçiyoruz sayın seyirciler. Rojava halk devrimine hedef alan saldırılara karşı direniş de devam ediyor. YPG güçlerinin Tilhemis bölgesinde çetelere karşı gerçekleştirdiği operasyonda İdris Temu adlı savaşçı yaşamını yitirdi. Bu sabah Kamışlı'daki Enteriye Camisi'nden alınan İdris Temu'nun naaşı omuzlara alınarak şehit Delil Saruhan mezarlığına götürüldü. Burada düzenlenen törende YPG'nin direnişi selamlandı ve yapılan konuşmalarda mücadelenin yükseltilerek devam edileceği mesajı verildi. Ardından Temo'nun naaşı sloganlar eşliğinde defnedildi. AKP hükümeti ve Gülen örgütü arasında süren iktidar kavgası karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Erdoğan'ın bugünkü programı tamamen bu konuya ilişkindi. Ankara ve İstanbul'da son iki gündür AKP ve Gülen örgütü arasında bir trafik işliyor. Dün İçişleri Bakanı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'la bir araya gelen Erdoğan, bugün de kendisine yakın gazeteci ve yazarlarla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde buluştu. Erdoğan toplantıda paralel devletle mücadele edeceklerini söyledi. İsim vermeden Fethullah Gülen'den kendisine mektup geldiğini açıklayan Erdoğan, Ergenekon davasında hüküm giyenlerin yeniden yargılanabileceğinin mesajını verdi. Ardından Gülen'e yakın isimlerden Osman Şimşek Twitter'da bir taneyi hakikat, bir harman yalanı yakar, bakalım mektup ve hikayesi ortaya konunca pazarlık iftiracıları ne yapacaklar diye yazdı. Erdoğan'ın ikinci konuğu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'ydu. Görüşmeden sonra Metin Feyzoğlu basına yaptığı açıklamada özel güvenlik mahkemelerinin verdiği Yargıtay aşamasındaki kararların görev yönünden bozulmasını öngören bir düzenleme önerdik dedi. Erdoğan'ın öneriye olumlu karşıladığını ve Adalet Bakanlığı'nın kendileriyle istişare etmelerini söylediğini belirtti. Bugün cumartesi anneleri kayıpların akıbetini sormak için Kürdistan ve Türkiye'de yeni alanlardaydı. Eylemlerde hasta tutsakların derhal serbest bırakılması talep edildi. Kaybetmeler ve faili belli cinayetlere karşı adalet eylemleri sürüyor. İstanbul'da cumartesi annelerinin eylemi 458. haftasında devam etti. Haftanın açıklamasını gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın kardeşi Aysel Ocak yaptı. Ve kayıplarımızın simgelerinden olan Serdar Tanış ve Ebu Bekir Deniz'in de bir kişiye ait battaniyeye sarılı giysi kalıntıları ve kemiklere rastlandı. Ardından 12 Eylül darbesinde gözaltına alınarak kaybedilen Cemil Kırbayır'ın kardeşi Mikail Kırbayır konuştu. Kırbayır, bilsinler ki onlar kutularda dolar taşırken bu anaların elleri yakalarında olacaktır dedi. 1993'te Raha'da gözaltına alınarak kaybedilen Hüseyin Taşkaya'nın oğlu Şerif Taşkaya adalet talebini ineledi. Bugün Ahmet ve Batman'da İnsan Hakları Derneği ve kayıp yakınlarının 256. kez adalet eylemleri düzenlendi. Eylemde Bitlis E tipi cezaevinde hasta tutsak Seyitan Taşkıran'ın yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Ahmet'te İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Raci Bilici, katiller ve failler aramızda dolaşıyor dedi. Bu işlemlerin içerisinde bu uygulamalar içerisinde kimlerin yer aldığını çok iyi biliyor. Biz hep haklı çıktık. Haklıydık ve bu haklı mücadelemizde sonuna kadar da yürüyeceğiz. İHAD'e Batman Şube Yöneticisi İlyas Ekinci de katillerden hesap sorulması gerektiğini ifade etti. İHAD Mardin Şubesi'nde aynı amaçla şube binasında basın toplantısı düzenlendi.
Son haberimiz Bangladeş'ten. Bangladeş'te pazar günü yapılacak seçimler öncesinde çıkan olaylarda en az 30 oy kullanma merkezi ateşe verildi. Muhalefetin çağrısıyla 2 günlük greve gidildi. Açıklanmasının ardından ülkede seçimlerle ilgili yaşanan çatışmalarda en az 100 kişinin öldüğü bildiriliyor. Yetkililer başkent Dakka dahil birçok kentte yaklaşık 30 seçim merkezinin kundaklandığını açıkladı. Bazı kaynaklarsa sayıyı 60 olarak veriyor. Muhalefetteki Ulusal Parti'nin çağrısıyla ülke çapında 2 gün sürecek grev başlatıldı. Çok sayıda muhalefet yanlısı ise polisin açtığı ateş sonucu öldü. Muhalefet seçimlerin bağımsız bir geçici idare altında yapılmasını istiyor. Hükümet ise çağrıyı reddediyor. Haberlerimizi sunduk. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum.